Onur Online canım. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz yeniden. Onur Online kanalına. Sizlerin kanalına hoş geldiniz. Güzel bir başlangıç olmadı ya. Sevmedim bunu. Olsun. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Transfer dönemine biliyorsunuz ki geldik. Bir önceki bölümde söylemiştim. Ama şu anda transfer döneme girmiş sayılmıyoruz. Şurada bir kere daha ilerletmem lazım. Transfer dönemi açılması için. Buradan bir soğuk geliyor. Şöyle bir kapatalım. Evet. Ne diyor? Gençler aile kadrosu. Transfer teklifi gelmiş bir oyuncuya. Acaba kime geldi bakalım. Adnan Macar'ı teklif aldık. Adnan Macar'ı görüyorsunuz ki Fenerbahçe almak istiyor. Tabii ki kabul ediyorum. Çünkü Fenerbahçe'yi biliyorsunuz sevdiğim olduğu için hemen kabul ediyorum. Tabii ki aman şaka yaptım tabii ki. Teklifi reddet. Ya Fenerbahçe şimdi bir şey soracağım. 18 yaşında bir kaleci. Overall 77. Sence ben bunu 5 milyona bırakır mıyım? Ben bunu 5 milyona bırakır mıyım? Sen bana bir söyle. Bırakırsın diyorsan. Ha tövbe estağfurullah. Neyse. Ne diyor? Transfer pazarı açıldı. Bir oyuncu falan filan bilmem ne falan filan. Evet şimdi transfer dönemi açıldığına göre hemen daha önce almış olduğumuz şeyleri transferde şey yapmıştık ya, bir tane liste yapmıştık. Nerede o liste? Oyuncu ara, yetenek avcısı, aday listem. Gözlenecek oyuncular. Şurada oyuncular vardı. Bir sürü oyuncu olması lazım. Bakayım. Oğlum bunlar kim ya? Oğlum bunlar, bu kadar oyuncu burada var mı? Şu değere göre sıralayalım şunları da bir. Lukaku. Bakalım sözleşme imzalayabiliyor muyuz? Aha sözleşme yükle transfer teklifi götür. Al işte. 230 milyon euro oynuyormuş. 230 bin euroya haftalık mı? 230 bin lira oynuyormuş. Biz ona 330 verelim. Şöyle verelim ve 4 yıl. Ne istediği nerede yazıyor bunu? Burada yazıyordu bir yerde. Kalan sözleşme falan. Sözleşme. Oyuncu talepleri 3 yıl 240 istiyormuş. Ben 330 veriyorum. Hatta 330 değil 300 vereyim. Gol primi de vereyim %10. 3 yıl istiyormuş, onu vermeyeyim. Şunu da önemli ilk 11 oyuncusu, önemli bir işte oyuncusu diyelim. Evet. Lukaku'ya bir transfer teklifi overall 88. Evet. Robert Lewandowski var sırada. Ona da bir bakalım. Aynen. Ona da bir transfer teklifi. 240 oluyormuş Lewandowski'de. Ona da bir 340. Sözü 2 yıl istiyormuş. 2 yıl yapalım. Tamam. Kaç yaşında? 30 yaşında. 3 yıllık daha iyi olmaz mı ya? 3 yıl daha iyi olur aslında. Lewandowski'ye de bir teklif gönderiyoruz arkadaşlar. Robert Lewandowski'ye. Varan var. Stoper'de. Varan. Bu da 54 milyon euro yapıyor. Aa, satın alma teklifi götürüyor. Bu şey yapmış demek ki. Siz söyleyin. Demek ki bu kontrat yapmış. Koeman var. Bakalım Koeman. O da yapmış şeyini. Sen söyle onu. Böyle bir oyuncu var. Kimmiş? Samu Castillo diyelim biz de. Castillo diye bir oyuncu var. Bu da kiralama teklifi götür falan filan diyor. Bu da olmuyor. Angel Correa var. Bakalım durumunu sor. Satın alma teklifi bunda da yok. Mattia Perin diye bir oyuncu var. Aha. Bu kaleci değil mi ya? Kaleci 26 yaşında. Evet. Genoa'nın kalecisi. Sözleşme bitiminde transfer teklifi götür. Evet. Sözleşme bitiminde transfer teklifi götüreceğiz buna. Mattia Perin arkadaşlar. Sözleşme bitiminde transfer teklifi 52 bin lira oluyormuş bu. Buna da bir 82 verelim. %10, 15 verelim. Önemli bir yüksek maaş diyelim buna da. Kalan maaş bütçesi 1 milyon bilmem ne falan filan bir şey söylüyor ama. Depay var. Bakalım Depay'a. Evet sözleşme bitiminde transfer teklifi götür. Depay'ı da transfer teklifi götürebiliyoruz sözleşme bitiminde. Bu da böyle bir şey oluyormuş. Buna da böyle bir şey yapalım. 36 milyon euroymuş Depay'da. 84 overall var. Hakan Çağanoğlu. Bakalım Hakan'a. Hakan sözleşmeyi imzalamış. Musondo diye bir oyuncu var. Ne oynuyor? Sol kanat oynuyor. Buna bakalım. Bu da yapmış. Danilo var. Danilo. Braga'da oynuyor Danilo. Bu da yapmış transfer şeyini. Koulibaly diye bir oyuncu var. Napoli'nin defans oyuncusu. Sözleşme bitiminde transfer teklifi götür. Overall 85. Müthiş bir oyuncu. Buna da 96 bin oluyormuş. Buna da bir 130 falan bir şey yapalım. Bir yalandan bir 30 şey yapalım. Birinci takım oyuncusu falan filan. Bunda bir şey gönderelim. Tamamdır. Şu anda sanıyorum ki sadece 100 lira kaldı bizim transfer şeyinde. Bu hangi Hazard ya? Böyle bir Hazard var. Torgan Hazard diye. Böşüm Gladbach'ta oynuyor. 25 yaşında sadece. Sözleşme bitiminde transfer teklifi götür. Haftalık maç 51 alıyormuş. Bunu da böyle bir 81 falan yaparsak 81 yapalım bunu da. Şöyle bir bunu da böyle yapalım. Bu da tamam. Ondan sonra başka kimler var bakalım.
Konoplanka var. Bakarız şimdi Konoplanka'ya da. Bana şu anda daha ihtiyacım olacak. Yani bu çok ihtiyacım olan bir oyuncu değil. Konoplanka ihtiyacım olabilen bir oyuncu olabilir. Hızlı çünkü. Evet, sizin istediğiniz oyuncu mesela burada. Sizin istediğiniz oyuncu burada. Bununla hemen sözleşme yapmış. City yapmış. Mertens var. Mertens ben çok severim ama 31 yaşında. Bu saatten sonra iş yapmaz. Bongonda diye bir oyuncu var. Bu oyuncu hatırlıyorum. Hızlı bir oyuncuydu yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Bununla da bir transfer teklifi yapılabiliriz ama bu da şey değil. Burada bir Konoplanka'yı kaçırmayalım arkadaşlar arada. Sözleşme bitimi için. Bu da 29 yaşında aslında. Satarız ama ya. Bir sene sonra satarız. Buna da bir transfer teklifi ödürelim. Buna da bir 47 verelim. Böyle bir şeyler yapalım buna da. Tamam. Onun haricinde bakalım devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Böyle bir oyuncu var. Bunu geç, bunu geç. Yapmıştık. Mertens'i geç. Bunu yaptık. Gonzalo Martinez diye bir oyuncu var. 9 milyon euro yapıyor. 25 yaşında, 70'i doğru. Çok da önemli değil. Carlos Tevez var. 34 yaşında geç. Victor Salazar. Bu oyuncu hızlı mıydı? Ben yanlış hatırlıyorum. 94. Sağbek. Oha Sağbek bu adam. Bir dakika bakalım bunu bir. Aha sözleşme bekleyen transfer teklifi götür. Hem Sağbek arkadaşlar hem 25 yaşında hem de 94 hızlanması var bu adamın. Buna da bir oyuncu transfer teklifi götürelim. 25 lira diyelim. Buna da böyle bir gönderelim bakalım. Bu da tamam. Ondan sonra başka kimler var? Victor Sala, Felipe Melo var. Oha Amartey. Benim adam. Satın al teklifi götür. Allah kahretsin şey yok ya. Benim adam Amartey. Ben zannettim ki buna Ramazan Civelek var. Zarate var. Zarate 31 yaşında. Bu arkadaşlar Zarate'yi şöyle söyleyeyim size. Benim şeyde FIFA kariyerinde. FIFA 2011 miydi? 12 mi ne? Oradan beri. Ya belki de 10. Oradan beri ilk kariyeri açardım. Hangi takım olursa olsun kendim oynuyordum o zamanlar. İlk açtığım zaman kariyeri ilk aldığım oyuncu Zarate'ydi. En iyi oynadığım oyuncu da Zarate'ydi. İnanılmaz iyi bir oyuncu benim için. Ben çok severdim Zarate'yi. Bu ne ya? Şallı resim çekilmiş. Sen çekil bakayım buradan. Ezekiel Barco diye bir oyuncu. Yunus Belanda var. 28 yaşında Belanda var. Ne olduğu belli değil. Durumunu sor diyor. Devam edelim bakalım. Cabela var. Remy Cabela bu adam iyidir. Bunun için de şey yok. Bu da sözleşme yapmış. Marco Pija diye bir oyun var. Kovalenko var. Bir tane daha başka Kovalenko. Toulouse'da oynayan bir kaleci var 19 yaşında. Enes Ünal var. Aha. Enes Ünal kalsın. Fabian Casillo var. Var mı bizim bu sözleşme? Yok bunda da yok sözleşme. Onun da sözleşmesi var. Ahmet Musa var. Ahmet Musa'nın sözleşmesi var mı? Onun da yok. Ondan sonra şöyle bakıyoruz. Sandro diye bir oyuncu var. Geri bilmem ne Rodriguez var. Aa bu şey. Galatasaray'ın gerçekten aldığı oyuncu. Satın alma teklifi personel bir şey. Çok, arkadaşlar buna çok para istiyorlar. Ben bunu almak istedim. Hatta sordum. İzleyenler biliyordur. Görmüşlerdir. Bu kim lan? Aa bunun eğer sözleşmesi bitiyor olursa var. Bu adam inanılmaz. Buna öyle bir para istiyorlar ki. Buna öyle bir para istiyorlar ki bu adama. Bu adamı nasıl bir takımdan çıkartmışlarsa adamın şu... Yeşillerine bakar mısınız? Ve yaşı daha 20. Stefano Del Grosso bu adam hakkında olsun da yarın bir gün bir yerde görürsem tanıyayım yani adamı. Sözleşme bilmeyen transfer teklifi götür diyor. Sol kanat Lazio'da oynuyor. Ona bir transfer teklifini gönderelim. 62 alıyorsa bu adam iyi adamdır arkadaşlar. 62 lira buna yoksa boşu boşuna vermezler yani. Bu da pahalı bir oyuncudur kesin. Buna da bakarız. Ondan sonra tamam canım sakin ol. Onun haricinde böyle bir 27 yaşında var 29 yaşında var. Talisca var 24 yaşında, Fabio var, Fabrizio var. Evet bu şekilde bir mevzu, transferdeki aday listem bu şekilde. Ondan sonra bir oyuncu ara diyelim. Oyuncu ara diyelim. Buradan transfer listemi şuraya hepsi. Pardon bunu hiç ellemeyecektim ya şöyle. Lig abi Süper Lig tamam mı? Kulüp. Öncelikle Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş'ta hangi futbolcuların şeyi yok. Hadi yani işimizi yanıma Tolga El Aslan gelebilir mi? Bir bakalım bakayım. Zaten olmuyor. Balcic almışlar. Andreas Beck yaramaz. Boyko yaramaz. Boyko'ya dekalecası olabilir ama tamam. Kerim Fıray bak çok hoşuma gidiyor. Var mı bunun sözcüsü? Aha. Sözleşme bitimine transfer edip götür. Abo. Kerim Fıray'ı da aldın mı var ya. Kerim Fıray'ı da aldın mı var ya. 76. Zon verelim buna da. Kerim Fıray'a da. Şöyle eğer var ya Kerim Fıray'ı alırsam çok mutlu diyor. Ulan ne niye mutlusun Kerim Fıray? UEFA'dan elendiniz. Şampiyonlar Ligi'nden elendim pardon UEFA diyorum. Niye mutlu? Bir şey diyeceğim.
Geçelim arkadaşlar, şuraları geçelim. Oraları geçelim. Çok bakmayalım oralara. Oralara bakmayalım, sinirimiz kalkmaz. Quaresma, Rodolfo, aha Gökhan Töre, ha. Aa. Nasıl ya? Buna şey mi yaptılar? Gökhan Töre'ye Furkan Yaman, Utku Gökhan, Berkan Yılmaz, Tolga, Ahmet Çalık almışlar bu arada. Gökhan İnler ve Ömer Şimanoğlu. Evet, burada görmüş olduğunuz gibi alabileceğimiz sadece Kerim Fıray var. Ama sadece diyorum, ama küçümsemek gibi olmasın. Kerim Fıray çok çok önemli. Burada Ultimate Team'den zaten biliyorsunuz ne kadar oyuncu. Evet, burada Fenerbahçe güzel şeyler yapmış arkadaşlar. 20 yaşında biri Brezilya'dan bir tane santrafor bulmuş. Helal olsun lan. Aferin. Vallahi helal olsun. Bana bunlar ne ya? Ramazan Cibre, Volkan Demirel var. Volkan Demirel sözleşmesi var mı? Mauro Diaz diye bir oyuncu var. Bunun da sözleşmesi lazım. Yeni alınmış zaten. Emenike'nin var mı sözleşmesi? Var. Onun Fernanda. Funes Mori diye bir adam var. Bu adam nereden hatırlıyorum ben ya? Funes Mori. Bu Türkiye'de bir yerde oynuyordu ama nerede oynuyordu bu adam ya? Bir takımda oynuyordu. Bu kim lan basketçi gibi? Bilhamit diye bir oyuncu almış. Samet Karakoç. Simon... Aha. Ah be. Simon Kea olacaktı var ya. Mustera. Şu anda 32 yaşında, overall 83, 17 milyon 500 diyorlar ama tabii ki sezon sonunda bu 15'e 13'e falan filan düşecek. Roman Neuschleder, Papa Ndiaye, Rodolfo Pizarro, Alper Potuk, Alper'in var mı sözcüsü? Alper'in var. Musa Sov'un 32 yaşında, Musa Sov futbolu bırakıyormuş zaten. Miroslav Stoch benim sevdiğim bir oyuncu ama o da 29 yaşına gelmiş. Ozan Tufan, aha. Ah be. Ah be, Ozan Tufan olsaydı iyi olurdu. Volkan Şen, Martin Şikertel, Şikertel 34 yaşına gelmiş. Evet, Fenerbahçe'de de durum böyle. Şimdi bir de Trabzon'a bakalım. O Trabzon'da yeni bir yetenek var şu anda gerçek futbolda. Çocuğun adını hatırlamıyorum da. Burada görürsem hatırlarım. Acaba bu oyunda gerçekten o çocuk var mı? Neydi o çocuğun adı ya? Bir tane Türk bir yetenekli bir çocuk var. Yeni çıkıyor. Aykut Demir'e bak. Mustafa, Muhammed Demir, Aykut Demir, Uğur Demir, Mert Pepe. Bunlar değil, bu değil, Aytaş Kara değil, Onur Kuralı, Semih Karadeniz değil, bu değil, bu değil, bu da değil, Soner Lugo değil, Musan İzem değil, Furkan Taş değil, orta sahada oynuyor ya çocuk. Ya Yusuf Yazıcı bu çocuk işte. Yusuf Yazıcı, bakalım. Durumunu soralım bakalım, şu Yusuf'un durumunu soralım. Personel meşgul diyor ya, yani Okay Yokuşlu, Mustafa bilmem ne, Yunlu falan filan. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Buradan da bu şekilde transferlerimizi yapıyoruz. Şimdi gelelim İngiltere Ligi nerede? Premier Lig. Tamam. Buradan Premier Lig'den gelelim. Şöyle bir Arsenal'e bakalım. Arsenal'de sözleşmeli oyuncular var mı? Yani bizim işimize. Hector Bellerin bakalım. Al. Sözleşme bitiminde transfer teklifi götür. 30 milyon euroluk bir adama hemen 130 lira alıyormuş. Ver abi 180'i. Tamam. Bir de birinci takım oyuncusu da. Gel baba. Gel baba. Galatasaray'a gel. Evet, Hector Bellerin görmüş olduğum gibi Christian Bellic diyor. Santi Cazorla var. 34 yaşında, geç bunu. Geç. Jiru var. Geç. Schenklin, Kosiani var. Geç. Ben bunu var ya, ben bunu kadın zannetmiştim biliyor musunuz bir önceki şeyde. Bu oyunda. Aha, Morata. Morata'yı buraya satmıştık değil mi? Aynen. Chamberlain var 25 yaşında. Bunun durumu nasıl? Ya bu sözcüsü var. tamam. Alexis Sanchez 30 yaşında ama belki olabilir, para edebilirdi. Volkot 29 yaşında, bunun sözcüsü var mı? Welbeck, Welbeck de patlama yapamadı gerçek hayatta. Yapabilirdi, Wilshere. Özil nerede ya? Özil diyor, Peterçe. Selçuk İnan mı? Oha, Selçuk İnan Arsenal'e gitmiş. Tamam, Arsenal'de de oyuncu bulamadık. Hemen buradan gelelim, başka bir takıma bakalım. Chelsea'ye bakalım, Chelsea'de var mı alabileceğimiz oyuncu? Atsu var. Bu çok hızlı bir oyuncu normalde gerçekte. Burada bilmiyorum ne kadar ışığı olduğunu. Şöyle bakalım. Diego Costa 30 yaşında. Kurta. 26 yaşında Kurta. Ona bakalım. Sözleşme, aha. Sözleşme transfer teklifi götür koçum benim, gel. 290 bin lira oluyormuş. Al sana helalinden 390 bin lira. Gelirsen gelirsin valla. 92'li overall'lı bir kaleci ya. 92 overall. Abi böyle bir şey olamaz. Evet. Davis var. Ah, söyleme bir tane tarafa göre. Çok güzel Davis. Sen de bir 250-260, sana da şöyle bir paraları verelim. Sana da güzel bir para. 260 lira. Yani bu para iyi para yani. Bu paraya gelirsin.
Fabregas var. Eden Hazard. Allah'ım. Ah. Baktığımız zaman başka. Kim alabilir? Oscar 27 yaşında. Bakayım. Aha, Oscar da alabiliriz. Bu da 290 verelim Oscar'a da. Sana da böyle birinci takım oyuncusu diyelim. Oscar'ı birini benziyor mu? Kime benziyor? Oscar'a da sözleşme teklifi gönderiyoruz arkadaşlar. Pedro var. Geç onu. Remy 32 yaşında. John Terry 38 hala bırakmamış. Kurt Zuma var 24 yaşında. Onun şeyi var. William falan filan. Evet, Chelsea'den de güzel oyuncular buldum Chelsea'den. David Luiz'i falan filan buldum. Bir de Manchester United'a bakalım. Manchester United'dan var mı kimse? Ya da City'ye bakarız. Bakalım şöyle bir. De Gea. Alha. Abi dünyanın en iyi kalecilerini ben alıyorum ha. Tabii gelirlerse. Aralarından bir tanesini koparabilirsek arkadaşlar var ya, çok güzel olur. De Gea. Depay'a zaten şey yapmıştık. Bakalım Zlatan İbrahimovic 37 yaşına gelmiş. Martial var. Vallahi var. 290. Martial'e de gönderelim. Tamamdır. Martial tamam. Şu an Mata. Paul Pogba yeni geldi. Bunun şeyi yoktu. Yeni zaten alındı. Rashford var. Bakalım Rashford'un izlenmesi liste. Wayne Rooney, Schweinsteiger, Valencia, Ashley Young. Bir de City'ye bakalım. Manchester City'ye. Bir de City'ye bakalım. City'nin yeni logosu hiç hoşuma gitmedi. Tipe bak ben Kamil gibi. Tamam geç. Kevin De Bruyne. İlk ay gün daha. Yeni geldi olmaz. Kampani 32 yaşında. Jesus Navas, Samir Nasri falan filan. David Silva. Sterling ha. Sterling. Ah be. Yaya Ture 35 yaşında. Enes Ünal'da 20 yaşında. Evet, burası da böyle. Bir de şeye bakalım şimdi. İspanya Ligi'ne bakalım. İspanya Ligi nerede? Üstünden geçmeyelim de. Şurada. Santander. Santander Bankası mı şeymiş bunların? Siz söyleyin. Şeymiş. Sponsoruymuş. Evet, bakıyoruz. Arda Turan'ın sözleşmesi bitiyor olabilir bu arada. Sanmadılarsa bir yere tabii ki. Arda Turan'ın sözleşmesi bitiyor olabilir. Messi yine sözleşme yaptı. Messi de yoktur. Biz geçen sene almak istiyorduk ya. Orada yaptı zaten. Neymar'ın olabilir. Ne yazıyor Neymar'da ya? Köprücük kırığında kemik 5 hafta iyileşecek diyor. Tamam. Rafinha Pique'ye. Sözleşme, aha 31 yaşında Pique'ye de olur. Güzel transfer teklifi götürüyoruz Pique'ye de. Şuradan şöyle bir ona da bir 310. Birinci takım oyuncusu. Bir 310'da Pique'ye arkadaşlar. Buradan bayağı bir futbolcu almam lazım arkadaşlar. Bayağı bir futbolcu almam lazım. Yani bu teklif gönderdiklerimden bayağı bir oyuncu almam lazım. Arda Turan burada. Arda'yı alamıyoruz. Bir de Real Madrid'e bakalım son olarak. Bakalım Real'de durumlar ne? Agüero'yu almışlar lan, çakalara bak, aferin. Karim Benzema nasıl? Gareth Bale nasıl? Ah, hepsi. Carvajal nasıl? Carvajal işimizi görür. Casemiro bilmem ne. Isco da işimizi görür. Toni Kroos bilmem ne. Marcelo da işimizi görür. Of. Luka Modric görür. Oha, Luka Modric 33 yaşına mı gelmiş? Sergio Ramos görür. Pepe görmez. Ronaldo da 33 yaşında gelmiş bu arada. Ronaldo da 33 yaşında. 43 milyon euro yapıyor. Çok düşük fiyatı var şu anda. Bakalım başka bir futbolcu yok. Evet, transferlerimiz bu şekilde. Şimdi transferlerden cevap bekleyeceğiz ve bakalım bizim satmak istediğimiz oyuncular var mı? Bize teklifler gelecek mi? Onlara biraz bakacağız. Onları biraz yapalım bakalım. Biraz ilerleyelim. Yavaş yavaş haberler gelsin. Bu arada ben Başakşehir'e daha yeni maç yaptım. Ben nasıl bir daha Başakşehir'le maç yapıyorum ya? Ya sen istemiyorum. Bana oyuncu bulmayın. İstemiyorum şu an. Transfer teklifi. Bakalım kimmiş? Sinan Gümüş. 8 milyon euro Aston Villa. Şimdi. Aston Villa'cığım. Sinan Gümüş'e 8 veriyorsun. Abi Sinan'ı sana bir 11'e bırakırız. 11. Çünkü yani 24 yaşında abi, yani yapma yani. Sen de Sinan Gümüş İngiltere'de istiyorsun. Yusuf Ece sorgulaman.
kulübümüze katılmaya izin vermeyeceğim. Vay, Ersun'a bak. Hocam, Ersun hocam hayırdır? Eyvallah hocam. Unutmam ama ben bunları Ersun hocam. Arsenal töre yaşında başı çekiyor. Abi ben töre... Oha bu ne lan? Hepsi reddetmiş. Hepsi. Aha bir tane var. Martial. Güzel, aferin Martial. İşte bak sen işi bilen bir futbolcusun Martial'cim. Aferin. Böyle... Bak senin gibi futbolcuları seviyorum. Aferin koçum. İşi biliyorsun. Aferin oğlum. Martial'i alıyoruz. Kerim Fıray da kabul etmiş. Aferin Kerim. Teklifi kabul et diyelim. Eyvallah Kerim. Sen de işi biliyorsun. Öbürlerin hepsi reddetti öyle mi? Vay be. Tamam bir dakika. Ben buradan şimdi kesinlikle arkadaşlar şey almam lazım. Şimdi. Pique'yi alabilecek miyim? Burada şu an memnunum. Yer değişmek istemiyorum. Pique'yi istiyor muyum bak. Deheye'yi istiyorum bir kere. Kesinlikle kaleci olarak değil mi? Ne diyor ben üstü ne? Ben üstü oyuncu mu? Tırmansa bana uygun olduğunu düşünmüyorum. Neden şarkı alabilirim? İngilizce teşekkür ederim. Lütfen teklifinizi iyileştirin o zaman ben... Lan sen üstücü oyuncusun da Galatasaray şampiyon olarak şampiyon oldu. Gerizekalı size koymadık mı? Yenmedik mi size? Çakala bak ya. 490 mi veriyorum arkadaşlar? Deheya'ya gelmesi için. Vallahi... gelsin ya Deheya. Şimdi bir dakika dur. Burayı kaçırmam lazım. Pique'ye... Defans olarak Pique mi David Luiz mi? Çünkü David Luiz yanlış görmediysem Pique'den bir yaş gençti. David Luiz'e. O zaman tamam Pique'yi istemiyorum. David Luiz'e evleneceğim. Ama bir dakika. Şimdi Oscar çok önemli değil. David Luiz. Bakayım mı David Luiz'e? 31 yaşında. Ama 19 milyon euro yapıyor. Pique kaç para? Pique nerede? 25. Bu da 31 yaşında. O zaman Pique'yi alacağız. Tamam Pique'yi alacağız arkadaşlar. Şöyle gelelim. 340 verelim. Hatta 380 falan verelim arkadaşlar. 380. 380 verelim Pique'ye. Pique'yi de almamız lazım. Bir tane daha futbolcu vardı. Kaçırmayalım bak. Şimdi kaçırırsak Pique tamam, Martial tamam, De Gea tamam. Oscar çok önemli değilsin sen. Kaç para vermişim ben sana? Zaten 220 alıyor musun? 80. Oha 80 overall var lan. Önemli olmaz olur mu? Şuna da bir 390 falan verelim ya. Oscar'da bir 390 verelim. Abi bunları almam lazım ben. Bunlar bana nasıl böyle şey yapar? David Luiz'e Courtois'a ne diyor? Bana uygun olduğunu düşünmüyorum. Memnunum ya değişmek istemiyorum David Luiz. Courtois şimdilik kalsın. Hector Bellerin reddettin diyor falan filan. Kaç para vermişsin sen? 130. Ben sana kaç vermişim? Al. 280 daha ne? %20 şey veriyorum. Bir de birinci takım oyuncusu diyorum sana. Daha ben ne yapayım? Daha 280 ya aldın. Şimdi Kerim Fıray tamam. Kolibali reddediliyor. Kaç yaşındasın Kolibali sen? 85 overall'ın var 27 yaşındasın. Şimdi Pique'yi alacağımı seni almam aslında daha mantıklı baktığımız zaman. Çünkü niye? Hem daha pahalısın hem de daha 2 sene daha oynarsın. O yüzden ben Pique'ye vereceğim paraları sana vereyim abi. Sen gel. Pique'ye vereceğim parayı sana vereyim. Onlardan vazgeç. David Luiz'i de almayacağım. Pique'yi de almayacağım o zaman. Matija Perin diye bir adam reddetmiş. Kimmiş bu Matija Perin ya? Aa bu kaleci. 26 yaşında 86 overall. Bu kaleci reddetti. Ama şimdi bak bunu 52 bin lira mı alıyormuş bu kulübünde? Ha, 52 bin alıyormuş. Tamam biz buna 152 bin verelim. Hatta 172 bin falan verelim. Birinci de önemli ilk 11 oyuncusu falan filan diyelim. Bir şey diyelim böyle. Buna da bir şey yapalım. Robert Lewandowski kaç yaşındasın Lewandowski sen? 30. 89 olur ama ya. Lukaku sen kaç yaşındasın? 25-88. Abi Lukaku o zaman. Lewandowski 89 overall 30 yaşında. Bu daim. Bunu alalım biz. Ben bunu bir şeyde kapatayım Lukaku'yu. Lukaku'yu kapatalım abi. Lukaku da gelsin. Tamamdır. Lewandowski istemiyorum diyor. Tamam ben şimdi şunları bir bakacağım bir dakika. Şu kalecilerden bir tanesine haber bekliyorum. Ya Başakşehir maçında ne iş var abi? Ben daha yeni Başakşehir'le oynadım ya. Allah'ım yarabbim ya. Ne diyor? Arajo kiralık olarak ya Arajo sen bunu sat ya free ver gitsin Arajo Maraş istemiyorum. Kimmiş bu? Eder Rossi oğlum. Depay kabul etti diyor. Aferin işte bak işte adamsın işte bak bunlarla gelin bana bakayım Depay'cım 24 yaşındasın aynen. Gel koçum takıma Galatasaray'a hoş geldin koçum Depay. Aferin oğlum. Konopelenko da kabul etmiş. Gel koçum sen de kaç yaşındasın 29 yaşındasın. Yani şimdi aslında seni almak... Bakayım bekleyeyim ya. Şimdi seni alsam 29 yaşındasın. Sol açık oynuyorsun.
Yapayı da aldık oraya, şeyi de aldık. Yani şimdi sen biraz bekle dur, sen biraz bekle. Trogan Hazard, kimmiş bu? Bu beni reddetmiş, sikti gidi edersen istemiyorum dedim ben. Bu kimmiş? Konoplanko, tamam buna bakmıştık zaten. Victor Salazar, kimmiş bu? Bu beni reddetmiş. Allah'ım ya, Salazar oğlum sen gerizekalı mısın? Allah aşkına sonra gerizekalı mısın? 45 lira veriyorum, gel buraya. Bundan sonra bir yere oynama, gel buraya. Akıllı ol, 74 overall'um var, akıllı şey yapma bana, çakallık yapma. Aslında ben sana niye para veriyorum ya, ben bulurum bir tane. Kete, Keita Balde Diao diye bir oyuncu. Kimmiş bu? Sol açık. Bu adam beni reddetmiş. Nasıl reddediyor bunu ya? Bunların hepsini almam lazım, hepsini arkadaşlar. Bunların hiçbir tanesi kaçmaması lazım. Tamam. Lukaku reddediyor. Bu önceki haber değil mi? Önceki haber değil mi bu inşallah? Evet, önceki haber. Evet, transfer teklerimize devam ediyoruz. Başakşehir maçı oradan illa çıkacak karşımıza, illa çıkacak. Tamam. Ne diyor? Yeni bir teklif sunuyormuş. Bakayım bana yeni teklif neymiş? 9 milyon. Ben de diyorum ki 9 değil de 9700. 9700 anlaşalım Sinan için. Şimdi ne diyor? Bu geri döndü diyor. Tamam, bunlar zaten önceki haberler. Abi ben şu anda oyuncu almam lazım. Deplasmanda Başakşehir'le falan uğraşamam ben şimdi ya. Adnan Bajan, Serdar, Koray Günter. Üçlü defans mı oynuyorum? Oyna ya. Üçlü defans oynamış olmaz. Erdoğan, Merdoğan oynuyor. Adem Yusuf oynuyor. Hatalı bir kadro çıkarmışım. Kesin yenileceğim ama olsun. Bak biliyorum. 2-0. Kesin biliyorum yenileceğimi. Çünkü yanlış bir kadro. Ama şu an transferlere odaklandığım için hiç oralı değilim yani ben şu anda. Ne oluyor, ne bitiyor, kim oynuyor, kim oynamıyor. Hiç oralı değilim. Ben şu anda tamamen transfer odaklanmışım. Tamamen. Tamam Adnan. Adnancığım sen biraz daha geliş. Ben sana sonra bakacağım. Benim şu anda biraz işim var Adnan. Transferlerle ilgileniyorum. Kusura bakmayın. Ofiste alt tane haber var diyor. Bakalım neymiş o alt haber. Transfer teklifi diyor hala. Kimmiş? Koray Günter için teklif almışlar. 9 milyon euro veriyorlar Koray Günter'e. 70 Mainz istiyor. Mainz'e biz bunu bir 15 falan verirsen veririz diyorum 15'e. Aslında ben Koray Günter'i satsaydım ya. Aha Lukaku kabul ediyor diyor. Aferin. Oha hepsi kabul ediyor diyor bunları. Piqué de geldi. Çok güzel Lukaku. Gel oğlum. Kabul et. Tamam. Tamam eyvallah Lukaku. Ama şimdi benim param kalmadı. Ben bütün parayı şimdi kontrata vermem lazım. Aynen. Bekle bir dakika. Bekle Piqué geliyorum. Bekle koçum. Bekle koçum benim. Transferler. Güzel. Oyuncu ara. Yok burası değil. Nerede ya? Aday listem. Ofis. Mali durum. Heh. Bütçe. Şöyle bir bütçe yapalım. Kaç param gitmiş oluyor? Bir dakika arkadaşlar. Şöyle bir bakayım bir. Bir dakika. Bir dakika. Diyelim ki sıfırım var, tamam mı? 62. 62. Burayı bir yaptığımız zaman kaç kalıyor? 36. 36. 36 da 72 yapar. 26. 26 milyon euroya 1 milyon euro bütçe alıyorum. 26 milyon euroya. Yani ben Lukaku'yu falan filan 26 milyon euroya hem Lukaku'yu hem şeyi Piqué'yi falan hepsi almış oluyorum, öyle mi? Aynen öyle. Tamam dur. Piqué neredesin koçum? Ne diyordun sen? Kabul ettim diyordun değil mi? Gel koçum. 31 yaşında. Aa bak bak. Buna bak. Aslında ben bunu alıp Piqué'yi almasam mı acaba? Çünkü Piqué'yi bir daha satamayacağım belli. Yaşı da gelmiş. Teklif kabul etti sen bunu ben. Çünkü 85 overall var adam. Ben bu adamı alıp aslında Piqué'yi almasam mı ya? 31 yaşında çünkü. Ben bunu satabilir miyim 32 yaşındayken? Satabilir miyiz acaba şimdi Piqué'yi acaba? Bir sene sonra. Ama şimdi orada Serdar Aziz de var. Onlar ne olacak? Semih var. Koray var. Onlar ne olacak? O çocukların hakkı değil mi oynamak? Onların da hakkı aslında ama. Neyse alayım bunu da alayım. Bu da gelsin senin sonunda. Tamam. Aha! Vallahi kabul etmiş. Vallahi kabul etmiş. 28 yaşındaki kalecimiz De Gea'da kabul etti. Başka var mı kabul eden? Hector Bellerin de etti. Tamam. Hepsini alıyorum abi. Tamam. Konoplanka sen Allah için bekle. Ama sen... Ben sana kaç para vermişim? 40 lira mı vermiştim ben sana? Ha tamam. Gel sen de gel. Tamam. Gel oğlum sen de gel. 40 lira vermişim. Bir şey değil zaten. Başka var mı? Yok. Peki reddeden kim? Reddeden var mı? Reddeden de şu an yok. Şimdi birazdan yine bakacağız. Kadromuza ve reddeden kim var kim yok onları anlayacağız şimdi.
Birazdan ofise haberler gelmeye başlayacak, düşecek yer bakayım. Tansel, Adnan Bacar'a teklif aldık. Kimden? Fenerbahçe çekersin. Adnan Bacar satılık değil abicim. Adnan'ı ellemeyin. Adnan'ı ellemeyin. Adnan Bacar'ı ellemeyin. Martin Perin bilmem ne sağ bekteki adam, her şu kaleci. Şimdi o zaman kaleci zaten almama gerek yok ama işte bunun çok düşüğe ayarlayabilirim ve seneye, bir sonraki sene ben bunu çok pahalı satabilirim. O yüzden almak istiyorum ben bunu. Yani şuna bir 200 vereyim ya ben. Bunu bir 200 verelim arkadaşlar. Çünkü niye, ben bunu seneye zaten satarım. Bir sene sonra. Victor Salazar kabul etti diyor. Victor Salazar kim bu? Tamam gel buraya sen de. Tamam sen de gel. Tamam Victor Salazar. Tipe bak Allah'ın sözü. Beni kabul etmeyen kim o zaman? Bir tane de Reddy. Hey tamam. Başka da tarafsızlık aldık. Tamam. Kore'yi satsaydım keşke ya. İnşallah şey derler. O olmaz da hani şu olur mu falan filan derlerse hemen satalım orada Kore'yi. Teknik kabul etti diyor. Kim o? Ha bu oyuncu. Hiç bilmediğim bir oyuncu alıyorum arkadaşlar bu arada. Hiç bilmediğim bir oyuncu. Allah bilir acaba nasıl. Keita Balde Diao. Şuna bir footet'ten bakayım ya. Bir bakalım, merak ettim adama. Footet. Neymiş? Balde Diao. Keita. Nerede lan bu? Keita. Şu. Keita Balde. LV. Overall 78, 91 pace'i var. Dribbling 83. Fena bir oyuncu değil yani. Çok iyi değil ama şey değil. Alınır ya. Kaç para ben buna şey yapmışım? Oha 160 bin falan vermişim ben buna ya. 162 vermişim hatta. Alınır mı acaba? Satarız ya, alınır. Para eder ya bu, kesin. Para ediyordur şimdi. 23 yaşında ya, kesin para ediyordur bu. Oscar. Koçum benim. Aferin Oscar. Bekle. Seni de alıyorum. Bekle koçum. Bekle. Hepinizi alacağım. Hepiniz benim olacaksınız. Bekleyin siz. Gel buraya ofis. Neredesin? Mali durum. Bütçe istiyorum. Bütçe bana bütçe verin. Bütçe verin bana bütçe. 50 milyon euro hepsini istiyorum bana. Hiç transfer parası istemiyorum. Hepsini böyle istiyorum. Heh. Bana bir daha bütçe verin. Aferin. Bir daha bütçeleri aldık arkadaşlar. Oscar kabul ediyor diyor. Oscar'ı hemen kabul ediyoruz. Oscar'a bayağı fazla para vermişiz yalnız. Adam. Baksana. Tamam. Transfer adamı. Şu Koray Günter var ya, onu şey yapmamız lazım. İnşallah adamlar der ki ya o fiyat değil de şu fiyat olsun falan filan derler de onu aradan kaynatabiliriz inşallah. Ne diyor? Kabul ediyoruz. Heh tamam. Eyvallah, tamam canım. Ne diyor? Ancak tamam, ha bu da güzel. Koray Günter diyor 10 milyon şu kadar veririz. Bu değil de şöyle bak. Şöyle olabilir mi? Şöyle. Çok değişik bir şey yapacağım bak. Adamlara diyeceğim ki hadi lan diyeceğim, bu kadar küsurat yapmışsınız. Ben size acıyorum. Acıdım. Hadi 10 milyon düz yapıyorum. Bak. Bak. Bendeki kıyağa bak. Bak. Bendeki kıyağa bakar mısın? Başkası yapmaz belki arkadaşlar. Bendeki başka kimse yapmaz. 24 yaşında Alman oluşu işte bizi şey yapıyor. Alman olmasaydı bunu satmazdım. Çünkü sonuçta ben getirdim onu buraya kadar ama Alman oluşundan dolayı satacağız. Kabul edildi diyor. 1 Temmuz 2019'da şöyle falan filan sabırsızlanıyorum diyor. Oscar kabul edildi diyor. Eyvallah, ben de sabırsızlanıyorum. Falan filan. Evet, devam ediyoruz. Alabileceğimiz bütün oyuncuları aldık sanırım. Müthiş bir kadro var seneye. Ne diyor? Amerika Birleşik Devletleri. Abi istemiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin de tövbe estağfurullah. Aston Villa falan filan. Tamam bu tamam. Seneye öyle bir kadro kuruyorum ki yani bütün maçları simülete etsem kendi kendine Şampiyonlar Ligi'ni alabilir. Öyle bir kadro kuruyorum arkadaşlar seneye. Adem Yusuf ne olacak acaba? Adem Yusuf senin sorunun ne olacak acaba? Öyle bir kadro geliyor ki nasıl oynayacaksın? Tamam. Eyvallah. Eyvallah. Satıldı diyor. Sinan satıldı. Tamam. Sinan da satıldı. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar inanılmaz bir kadro kuruyoruz. Bir sezon sonra için yani seneye. Bu yazın bütün oyuncular gelecekler. Ve biz de oyuncuları alacağız. Burada kabul edilmeyen bir şey var mı ya? Dur bir dakika dur. Transfer teklifi. Adnan Bacar için Beşiktaş istiyor. Karşı teklif yapacağım. 86 milyon euro verirseniz alırsınız Adnan'ı. Onun dışında alamazsınız. Oyuncu satıldı diyor. Benim burada alamadığım reddedildi var mı? Reddedildi. Martin Perin. Kimmiş bu? Reddedildi. Kabul edildi. Diğer mesajlar gitmiş zaten. Şimdi Galatasaray 46 puan 39. Yalnız Bursaspor iyi takip ediyor. Evet.
Bir haber daha var. Transfer teklifi var. Adam boyunca bu kadar etmeyeceğini düşünüyorum. Ben artık oyuncu gidemez diyor. Sen etmeyeceğini düşün koçum. 2 sene sonra görürüm ben seni. Diyeceksin ki ya ben ne yapmışım ya. Ben oyuncuya keşke Gökhan Töre'ye ilgili haberler geçmek yoktu. Abi ben Gökhan Töre'ye az önce baktım. Gökhan Töre'ye ben az önce baktım. İstemiyorum. Allah kahretsin. İstemiyorum. Ben Gökhan Töre'ye az önce baktım. Gökhan Töre'nin sözleşmesi devam ediyordu. E bu nasıl o zaman transfer olacak ya? E sanırım normal parayla transfer olacak. Yanlış bilmiyorsam. Buraya bize adamlar bulmuşlar. Kimmiş bu? Oha bu. Ha bu şey satın alınan adam ya. Ben zannettim şey Brezilya'dan falan bir adam. Hemen acıcık mı alacağım. Sağ bek Everton'da oynayan bir oyuncu var burada. Böyle bir oyuncu var. Florentino oynuyor. Brezilya'da çıkarmışlar. Böyle bir. Aha bedava oyuncu var lan. Yeterek abisi bulmuş ya. Bir de sağ bek. Kaç yaşında bu? 20 yaşında. Ya koçum sen. Transfer teklifi yap. Kaç para istiyorsun? 3500 mü? Aa ben sana 6000 lira veriyorum. Hadi gel. Tamam bunu alalım. 20 yaşında bir sağ bek. Takımda dursun ne olur ne olmaz. Sonuçta yetenek abisi bulmuş abi adamı. Elin narin narin yarin sunya düştü. Abdullah Nura. Manchester City'de bir İspanyol oyuncu. Görmüş olduğunuz gibi Konyaspor maçımız var arkadaşlar. Konyaspor maçını şimdi yapabilir miyiz? Bakıyorum saate. Şuradan bir şey bakmam lazım. Yani şu an yok. Konyaspor maçına yetişemem. Bugünlük bu kadar. Sezon sonu için yapmış olduğumuz transferleri gördünüz. Lukaku olsun, Pique olsun, Koulibaly mi diye olsun. Oscar geldi, De Gea geldi, Courtois. Sadece Courtois'u alamadık sanırım. Bir de öbür kaleci alamadık. Müthiş transferler yaptım. Sezon sonu için. Harika bir kadro. Türkiye Ligi'nde 50 konusu alarak şampiyon olacak. Kadro kurduk. Everton Gökhan Töre'yi almış. Para vererek almış anladım. Mükemmel bir transferler yaptık. Bir sonraki bölümde artık lig şampiyonluğu ve şampiyonlar şampiyonluğu için yeniden savaşacağız. Ve sezon sonunda da zaten bütün maçları simülat edip zaten şampiyon oluruz Türkiye Ligi'nde. Çok teşekkür ederim bizler için. Bana zaman verdiğiniz için arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Aynı zamanda bu videoya abone değilseniz herhangi bir yerden birazdan bir resim çıkar. Ona tıklarsanız da abone olursunuz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.